Şimdi bir havai fişek gösterisini izlediğini düşün. Herkes duruyor, aha böyle bakıyor. Yanındakine, aa bak ne güzel deyinceye kadar daha biri patlarken hop yandan fii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 i
gitti. Böyle rengarenk, ışıl ışıl olan şeyler al sana yok oldu. İşte şimdinin ünlüleri tam olarak bu. Çıkıyor, parlıyor ve sönüp gidiyorlar. Bir de yıldızlar var. Gece çıkarsın balkona, bakarsın, böyle kımıl kımıl göz kırpar sana. Ben buradayım der. Yol gösterir yeri geldiğinde. Huzur bulursun onlara bakmaktan. İşte öyleydi eskiler. Damat Ferit, İnek Şaban, Domdom Ali, Tulum Hayri hepsi gittiler. Birer yıldız olarak bizlere oradan bakıyorlar. Şimdi bunlar sigara da içiyordur ha. Hafize anaları varmıştı yanlarına ama okuyamaz, diyemez laf. Onların başına bir Mahmut Hoca lazımdı. İbiş, Sarhoş Emin, Turşucu Kazım, Yaşar Usta, Ömer Baba, Burhan Usta, Abdi, Sansar Nuri, Kel Mahmut. Onlarca karakter fakat tek isim. Münir Özkul. Neredeyse Cumhuriyet'le bir. 1925 doğumlu. Bakırköy'de dünyaya geliyor. Eski Osmanlı paşalarından birinin torunu. Babası binbaşı. Aile müstakbel bir paşa katıldı diyorlar. Gönlümüzün paşası olacağını bilmiyorlar. Çocukluğunda karikatürist olmak istiyor fakat İstanbul Erkek Lisesi'nde okurken oyunculuğa merak salıyor. Yıllar yıllar sonra eğitim alanında bir rol model olacak adamın çocukluğunda arası okulla pek açık. Okula gitmemek için göremiyorum mektebi der, arkadaşlarını da ayartır, sinemaya giderlermiş. Haliyle 3 senelik liseyi 7 yılda 8 ayrı okulda bitiriyor. Bir hevesle 1940'ta Bakırköy Halk Evi'nde tiyatroya başlıyor ama ailede kıyamet kopuyor. Senin normal bir işin olsunlar, hayır sen paşa olacaksınlar havada uçuşuyor ama inatçı değil mi? O, ileride anne ve babamın benim tiyatroyu seçtiğim için öldüklerini düşündüm yıllarca diye DJ'inden habersiz sahne tozunu içine çekiyor. Bir süre sonra Ses Tiyatrosu'ndaki Aşk Köprü oyunuyla profesyonelliğe geçiyor. Ama ne çekingen. Okulda tahtaya kalkmaya bile utanıyormuş. Ses Tiyatrosu'na geçtiği ilk gün prova yapmak istemiyor çekingenliğinden. Zorla provaya aldıklarında da ağlayarak oradan uzaklaşıyor. Rezil oldu zannediyor. Ama oyun perdelenince öyle güzel oynuyor ki onu gördüğünde bu mu benim partnerim olacak diye ağlayan arkadaşı Münevver Sim başta olmak üzere herkesi utandırıyor. Ardından sırasıyla İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatroları. Artık bağımsız olacağı seviyeye geçince de özel tiyatrolara geçiyor. İşte asıl yükselişi bu özel tiyatrolardan biri olan küçük sahnede başlıyor. Steinbeck'in Fareler ve İnsanları sahneye uyarlanmış. Hayatının ilk önemli rolü. Kadroya bak. Oyuncular Sadri Alışık, Nevin Akkaya, Şükran Güngör, Cahit Irgat. Yönetmen koltuğunda kim var? Muhsin Ertuğrul. Elbette bu yetenek Muhsin Ertuğrul'un gözünden kaçmıyor. Bu arada tiyatro sahnesinden tesadüfen film setlerine geçiyor. Yönetmen asistanlığı yapan bir arkadaşını Yeşilçam'da ziyarete gidince gel hadi seni de bir figüran olarak kullanalım diyorlar. Vatan ve Namık Kemal filminde adı sonu bile olmadan soldan 8. asker olarak ilk defa kamera karşısına geçiyor. 1951'de 3. Selim'in Gözdesi filminde de yer alınca tamam artık hiçbir şey tesadüfen ilerlemiyor. 200'den fazla filmde rol alacağı Beyaz Perde macerasına işte böyle giriş yapıyor. Başlarda Laurel ve Hardy'nin Türkiye uyarlaması olan Eddie ile Büdü filmindeki gibi genelde komedi türlerinde boy gösterdi ve ileride hocası olacağı İnek Şaban gibi mimik ve samimi halleriyle hemen kendini sevdirdi. Ve sonra Arzu film dönemi başladı. 1960-70 yılları arasında 40'tan fazla filmde rol aldı. Tabii bu arada tiyatro da devam ediyor. Yıllardan 1968. Münir Özkul, Kanlı Niger oyununda bilmem kaçıncı kez sahne alıyor. İzleyenler arasında İsmail Dümbüllü var. Büyük tülüat ustası. Özkul'u izliyor ve ona hayran kalıyor. Oyun bitiminde hemen kulise gidip yaklaşık 60 yıl başından eksik etmediği kavuğunu çıkarıyor. Bunu sen hak ediyorsun deyip alnından öperek ona devrediyor. Bir nevi orta oyunun sadece bir kişide olan Oscar'ı meddahlık geleneğinin nişanesi, hiç doğaçlama yapmaması, kitaplı tiyatrodan gelmesine rağmen Münir Özkul'a geçiyor. 70'li yıllar Türk sinemasının en verimli dönemi. Ülke muhtıra ve darbelerle boğuşuyor. Ekonomik sorunlar, sokak hareketleri, ideolojik kamplaşmalar, toplumsal gerilim hat safhada. Halk yaşadığı sıkıntıları, fedakar anne baba, vefalı baba, sonunda insafa gelen patron, akıllanan ve fakirin halinden anlayan zengini izleyerek unutuyor ve teselli buluyor. İşte bu dönem sadece 4 filmde eş olarak oynamalarına rağmen Türk sinemasında tatlı karı koca dendiğinde aklımıza ilk gelen Münir Özkul ve Adile Naşit ikilisi ortaya çıkıyor ve Özkul hayat verdiği karakterlerle Türkiye'nin prototip baba örneği haline geliyor, kahramanlaşıyor. Fakir ama gururlu,
İyi kalpli babacan da her zaman. Ertem Eğilmez'in de bunda etkisi büyüktür. Gırgıriye'nin... Benim karı kedimi doğurdu be! ...diyen sarhoş Emin'i, neşeli günlerin pirisiz duvara fiş takan... ...huysuz ama tatlı turşucu Kazım'ı... ...kimilerinin kadın düşmanlığı yapıyor ya dese de... ...bizim ailenin ailesine parayla pulla değil sevgiyle bağlı olan... ...hayatında bir karıncayı bile incitmemiş ama çocuklarına... ...gelinine dokunanı gözü kırpmadan öldürebilecek Yaşar ustası... ...Hayat Sevince Güzel'de Ayşe'nin deli amcası... Oh Olsun'un Burhan ustası ve tabii Hababam sınıfından sonra hepimizin hocası olarak kalacak Mahmut hocasıydı. Böyle birçok filmiyle adını kalbimize yazdırdıktan sonra artık şöyle bir geri çekildi. Zaten dizi sektörü de sinemanın önüne geçer olmuştu. 2003 yılında da demans yani bunama ve KOAH hastalığı ortaya çıktı. Toplumla çok güç anlaşıyorum demiş bir röportajında. O yüzden 10 küsür defa kendi isteğiyle akıl hastanesine yatmış kafa dinlemek için. Hekimlere bildirdiler bu Adem deli. Nedir diye bağladılar her yanımı, kodular tımarhaneye, tam yeridir diye. Sinema perdesinde, sahnede bambaşka karakterleri bizlere geçiren adam anca orada kendini rahat hisseder, problemlerini çözebilirmiş. İşte 2000'li yılların başında başlayan Münir Özkul öldü. Haberlerinin nedeni bu hastaneye gidip gelmelerindendir. Zaten sol frame'de adını gördükçe hay Allah öldü sandımcıların yanına bir de medyadan sandımı çıkarıp direkt öldü diyenler eklendi. Biliyorsunuz sevgili Münir Özkul'u da kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu. Abartanlar oldu. Münir Özkul 2014'ü de gördü deyip terbiyesizleşenlerdi. Ve en sonunda 15 yıl boyunca yılda en az 17 defa yapılan haber gerçek oldu. Şaşırınca ya da üzülünce yavaşça elini götürdüğü kasketi, yeleği, alnını sıvazlaması, masum ve derinden bakışlarıyla Münir Özkul, hocamız, babamız, ah keşke ona danışabilsem, ondan akıl alabilsem dediğimiz, yeri geldiğinde güldüren, yeri geldiğinde ağlatan ama hep öğreten büyük ustamız aramızdan ayrıldı. Biz onu tanıdığımızdan beri çok şey değişti. Bakkalların yerini zincir marketler aldı. Avlusunda top oynanan evler, kentsel dönüşümle 36 katlı rezidanslara dönüştü. O güzel aile yemek masaları gitgide küçüldü. Televizyonların ekranları büyüdü, içindekiler küçüldü. Ama bir şey hiç değişmedi. Dedelerimiz, ninelerimiz onu izlerken neler hissettiyse, anne babamız ne güzel şeyler düşündüyse bizler de hep öyle düşündük. Hani yazdılar ya boy boy gazetelerde Münir Özkul tanınmaz halde diye. İşte onlar Münir Usta'yı hiç tanımamışlardı o yüzden. Bizim şansımız onu yaşarken tanımamız ve yokluğunda tanıtacak olmamızda. Şimdi o kadar mutluyum ki 40 senemi vermişim ben bu çok sevdiğim bir işe. Ve Allah bundan sonra onlara daha iyi şeyler vermeyi nasip etsin. Bakalım Instagram'dan neler gelmiş. Şöyle ki Münir Özkul hakkında hiç kötü şey söylenmeyen nadir insanlardan biri. Yıllar içinde ailemizden biri gibi oldu. Aileden olmadan aileden biri. Sigara içen arkadaşlarım yakalandığında Mahmut Hoca'ya yakalanıyor. Nerede bir işçi haykırsa Yaşar Usta haykırıyor. Öyle güzel rol yapıyor ki hepsini onunla beraber uğurladık. Çünkü o oynadığı her roldü. Cümleler yetersiz aslında onun için demiş. Mahmut Hoca deyince herkes şöyle bir duygulanıyor ya. Bazı insanları hiç görmeden, hiç tanımadan da seversin ya. Münir abi de öyleydi. Aa bu çok iyi. Atatürk'ten sonra gelen ikinci baş öğretmendi bizim için. Bence o Çınar'dı, geri kalan sanatçılar da onun gölgesinde dinlenen insanlar. Ben eğitimciyim, tüccar değil sözü okullarda müdür odalarına asılmalı demiş. Özellikle de özel okullarda asılsa iyi olur.